Herkese merhabalar, ben Onur Aykaydın. Bugün elimde bir General Mobile Discovery 2 mini var. Daha önce hatırlarsanız General Mobile Discovery 2'yi inceledik. Şimdi ise bunun mini versiyonu, daha küçük bir versiyonu inceleyeceğiz. Kutu olarak herhangi bir fark olmadığında şöyle söyleyeyim. Şimdi giderseniz önce bir kutuya bakalım. Henüz kutu açılımı yapacağım. Gördüğünüz gibi jelatini de üzerinde. Biraz teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Daha sonra da bir sistem testi yaparız muhakkak. Burada gördüğünüz gibi sosyal medya linklerini paylaşmışlar. facebook.com/generalmobile, twitter.com/generalmobile. Önde yine Discovery 2'deki gibi aynı bir kutu var. Tek farkı yanında bir mini logosu. Özellikleri burada yazıyor. Özelliklerini bilahare paylaşacağım. Dilerseniz gelin şu kutu açılımını bir yapalım. Öncelikle hemen şuradan şöyle bir çeltik atıp şuraya kadar indirelim. Sonra şurayı çizelim. Yine aynı şekilde şurayı kaldıralım. Tamam. Şurayı şöyle kaldırdığımızda, tekim şurayı kesmemişiz. Hemen orayı da keselim. Kutu elimize geliyor. Şurayı da şu şekilde kaldırırız. Yine hemen şurayı kaldırmamız için öncelikle şu terpa şeyini güzel kesmemiz lazım. Ki tamam, açıldı. Şu şekilde kaldıralım. İlk başta önümüze bir gördüğünüz gibi ekranla cihaz geliyor. Şu cihazı hemen şuraya bir koyalım. Şu bıçağı da kapatalım. Şeytan doldurur. Kaldırdığımızda kutunun içerisinde ne var ne yok önce bunu görelim. Gördüğünüz gibi arka kapak burada geliyor. Arka kapak takılı mı? Takılı ve çok güzel bir özellikmiş. Ben yeni keşfettim. İki rengi de size sunmuşlar ücretsiz olarak. Bu büyük firmalar tarafından genelde yapılmayan bir şey böyle. İşte Samsung'dur, ne bileyim LG'dir, Carchurt'tür. Gördüğünüz gibi iki rengi de size sunuyorlar. Dilerseniz herhalde bunu da takabiliyoruz, evet. Buraya da geleceğiz. Burada gördüğünüz gibi bir tane micro USB şarj USB 2.0 şarj şeyi var, kablosu. Kulaklık için aparatlar. Kulaklığın kendisi. Burada da 1800 amperlik bir batarya var. Hemen şurada da İşte şarj için gördüğünüz adaptör mevcut. Beyaz bir şarj adaptörü kullanmışlar. Şekil olarak da hoş gördüğünüz gibi. Güzelmiş. Tamam, yerine geri takalım şunu. Bir yerine koyalım. Burada neler var? Bir önce içine bakalım, başka hediye var mı diye bakacağım. Doğrusu merak ettiğim şey. Burada film var. Evet, ekranınız çizilmesin diye bir film yapıştırıyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Bunu gerçekten diğer şeylerden göremiyoruz. Telpa'nın garanti belgesi var. Yetkili servisleri ve kullanım kılavuzu var. Bunu da hemen şu şekilde katlayıp içine koyalım. Şunu da kapatalım. Şurada kalsın bir saniye. Şimdi cihaza bir bakalım. Cihaz ufak bir cihaz. Mesela şurada bir tane Discovery 1'imiz var. Discovery 1 ile karşılaştırmasını yapalım boyut olarak. Gördüğünüz gibi Discovery 1'e oranla biraz daha ufak bir cihaz. Tasarım olarak daha sabit duruyor. Yine Samsung Galaxy S5'e benzerliğini sürekli söylüyorum. Benim hoşuma gitmiyor. USB 2.0 girişini sağ alta koymuşlar. İlginç bir tasarım olmuş. Normalde genelde ya ortaya ya üste koyarlardı. Sağ alta yeni şey yapılmış. Bu arada ben de cihazı ilk kez görüyorum. Sol tarafı boş. Yukarıda 3.5 mm'lik bir jack girişi var. Yan tarafta uyku moduna ve ses arttırma azaltma düğmeleri var. Önde işte ekranda zaten şeyler yazıyor yine bilahare. Tasarım hoş ve ince bir cihaz. Şimdi dilerseniz hemen şunu açalım. Open back cover from here. Arka kapağı da bu arada buradan açıyormuşsunuz. Vay güzel. Ekstra bir tane çeltik barındırmanıza gerek kalmıyor. Ve gördüğünüz gibi şu kapağı da buraya yine bilahare takabiliyorum. Dolayısıyla cihazın arka kapağının rengini ücretsiz bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu hoş olmuş. Gayet hoş. Şimdi açalım şunu. Bir de içine bakalım. Bataryasında pil var mı merak ediyorum. Muhtemelen biraz vardır. Ve gördüğünüz gibi şurada ne var? SIM 1 var, SIM 2 var ve micro SD girişi. Pardon, burası micro SD mi? Ha, micro SD girişi de şurası. Gördüğünüz gibi. Alt kısım boş. Gayet güzel. Siyah kapağı takalım. Ön tarafla daha uyumlu diye. Ve cihazı açalım. Bakalım batarya var mı? Evet, açılıyor. Şimdi biraz cihazdan bahsedelim. Android 4.4 işletim sistemiyle birlikte geliyor. Bu arada şu şeyi nereden kaldırırız? Şuradan kaldırıyoruz galiba. Şeyi çıkarayım da kılıf hiç sevmem. Evet. Şunu da şöyle koyalım. Android 4.4 ile geldiğinden bahsettik. 1.3 GHz'lik 4 çekirdekli bir işlemcisi var. Bu da güzel bir şey. Ek olarak 1 GB'lik bir RAM'i var. Hemen devam edelim. Devam edelim. Şuradan AirTease'e bağlanalım. Şifreyi yazalım. Şifremiz nedir? Arayüz çok hoşmuş. 20 30 40 50
Şifreyi gösterelim. Doğru yazdık. Ve bağlanalım. 8 GB'lık bir belleği var. İç hafızası var. Bu Discovery'de 4 GB'tı. Bu da ek olarak güzel bir şey. Evet diyelim. Cihazla ilgili sevmediğim bir şeyden bahsedeyim. Tuş takımında yazı yazdığınızda bir titreme geliyor. Ve bu titreme çok kaliteli bir titreme değil. Bunu daha önce Discovery'nin tabletinde gördüm. Siz yazdığınızda telefonda da bir titreme hissediyorsunuz. Bu bazı noktalarda anlatamayacağım bir şekilde bir kalitesizlik imajı veriyor bende. Diğer cihazlarda çok karşılaşılmayan ilginç bir titremeden bahsediyorum. Arayüz çok hoş olmuş. Ben arayüzü gerçekten çok beğendim. Dilerseniz hemen şuradan bir Antutu benchmark'ı yükleyelim. Bir yandan da cihazı anlatmaya devam edeyim. Bir yandan da işte bir sistem testini yapmış oluruz dilerseniz. Devam edelim. Tamam. Şimdi cihazı anlatmaya devam edeyim. Ekranı biraz kötü. 480p bir ekrana sahip. Yani HD değil ekran. SD yani standard deviation bir ekranla birlikte geliyor. Bu belki bir eksik olarak sayılabilir. Önde 2 megapiksellik bir kamerası var. Arkada ise hemen şurada sağ üstte şöyle tuttuğumuzda 8 megapiksellik bir kamerayla birlikte geliyor. Herhangi bir radyosu da içinde yok ki olmasını da doğrusu beklemiyordum. 4.4'ün getirdiği bu güzel arayüz var. Kendileri de bunları biraz değiştirmişler gördüğünüz gibi. Oldukça hoş bir arayüz olmuş. Aşağıda 3 tane dokunmatik tuş var. Hemen şu ortada yine Discovery tuşu var. Burada ekrana girdiğiniz gibi görebiliyorsunuz. Yüklü gelen uygulamalara bakalım. Bu arada Antutu'yu indirirken bir sorun yaşanmış. Dilerseniz hemen şuradan tekrar bir Google Play'e girelim. Yükle diyelim. Kabul edelim. Arayüzde bu arada devam edebiliriz. Hemen şurada Discovery tuşu var. Facebook yüklü geliyor. Twitter yüklü geliyor. Gmail gibi özellikler zaten yüklü geliyor. Tarayıcıda bir logo değişikliği olmuş. Bakalım kendisinde herhangi bir logo değişikliği var mı? Ek olarak microSD olması güzel bir şey. Bu segmentteki cihazlarda genelde microSD olmaz. Mesela neye bağlanabiliriz burada? İşte General Mobile sitesine girelim bakalım bir değişiklik falan var mı diye. Ama evet biraz daha tasarım olarak bir değişiklik ben şahsen seziyorum. Ek olarak da işte gördüğünüz gibi şurada 2 tane SIM olduğundan bahsettik. Güzel. 13 tane e-postan varmış. Bir yandan da aynı Antutu'yu indiriyor. Yukarıdaki şeylere bakarsanız eğer burada yine şeylerde tuşlarda farklı değişiklikler var. Ekran aydınlanmasını hemen buradan düzenleyebiliyorsunuz. Ya da şuraya tıklayaraktan otomatik yapabiliyorsunuz. Burada bir grafik değişikliği var. Uçak modu var. Şurada performans arttırıcı mı bu? Nedir? Yok, veri kullanımını görebiliyorsunuz. Güzel. Bunu ek olarak koymuş olmaları da fena değil. Sürücü modu var. Burada da RSS okuyucusu var galiba. RSS'leri yüklüyor gibi gözüküyor. En azından o logo RSS okuyucusu. Aynen. Duruma bakıyor. Yani bak bakalım yeni e-postan var mı tarzı bir şey. Anladığım kadarıyla. Kamera yine burada. Galeriyi şuradan yine görebiliyorsunuz. Herhangi bir fotoğraf tabii şu an yok. Fener yine Discovery'de olduğu gibi yüklü olarak gelmiş ve direkt yanarak geliyor. Tıkladığınızda sönüp tekrar yanıyor. Bu da güzel. SOS TV'yi de kesik kesik gönderiyor şeyler ışığı. Bu da ek bir özellik. Ne kadar işinize yarar bilmiyorum. Kapattığınızda da farkındaysanız devam ediyor. Tahmin ediyorum buradan ya oradan çıkmanız gerekiyor ya da şuradan kapatıyorsunuz. Derken güzel de bir bug'ını buldum gördüğünüz gibi. Gidip şuradan tekrar kapatmanız gerekecek galiba. Evet. İlla ki oradan kapatmanız gerekiyormuş yani. Sistem yöneticisi içerisinde ne var dilerseniz şuna bir bakalım. İşte genel olarak gereksiz temizlemeler, cache'leri ve benzeri şeyleri temizleyebiliyorsunuz. Hafızayı temizleyebiliyorsanız temizliyorsunuz. İşte trafik görüntülenmeleri yapıyorsunuz. Trafiği zaten SIM üzerinden çektiği trafikten bahsediyoruz burada. Uygulamalara basıyorsunuz. Burada hangi uygulamalar var? Bu uygulamaları silmek ister misiniz gibi şeyler soruyor size. Pil optimizasyonu var. Yaklaşık 3-4 saatlik falan bir pil ömrünüz var diyor. Ki bunu da sizin şu ana kadar kullanma trafiğinize yüzdeleyerek yapıyor. Tahmin ediyorum Antutu'yu da yüklemeyecek gibi bir şey var. Zaten bağlantıyla ilgili bir sıkıntı var. İyi, bunu da şey olarak yaparız bilahare. Genel daha detaylı incelemede bunu bilahare gösteriyor olurum. Zaten bu genel olarak bir kutu açılım videosuydu. Yine videonun sonunda göreceğiniz playlist üzerinden bu videonun diğer bu cihazın diğer incelemelerini de görebilirsiniz. Genel olarak kutu açılım videosundan söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Lütfen aşağıda bulunan beğen ya da beğenme düğmelerine tıklayın. Bunları gerçekten ciddiye alıyorum. Herhangi bir sorunuz, yorumunuz ya da başka bir şey varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bunlara mümkün mertebe dönmeye çalışıyorum. Ve son olarak da hemen şuraya tıklarsanız kanala abone olur ve bu şekilde en yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.